kritik bir maç vardı. Trabzonspor Fenerbahçe. 3-0 yendi Fenerbahçe. O şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir galibiyet. Ve tabii Trabzon'la oynanan her maç tansiyonu yüksek ve gerili. Kaç kaç? Yanlış. 3-2. Tamam. 3-2 bitti maç. Ve sonra maç biter bitmez. Çünkü ben yayındaydım. Hemen Ercan Taner'e de bir dönelim. Ve maç biter bitmez mi? Sahada futbolcular kutlama yaparken onlarca Trabzonspor taraftarı sahaya iniyor ve futbolculara saldırıyor. Ne oldu Ercan Taner? Önce bir ne oldu, nasıl oldu, nasıl olabilir? Başladı ve bunu zaten hissediyorduk. Tribünlerden yağmurlar vardı. Ercan Bey'in sesini ben tam duyamıyorum arkadaşlar. Şimdi duyuyor musunuz? Biraz daha yükseltecekler arkadaşlar. Evet lütfen duyuyorum, daha iyi duyuyorum. Maç gergin başladı esasında. Sahaya atılan maddeler, bunun sonucunda duran oyun. Buna rağmen Fenerbahçe 2 gol attı. Bu arada sesim bana geri dönüyor, hallederlerse sevinirim. Tamam. 2-0 öne geçti Fenerbahçe. Devre böyle bitti. İkinci yarıda bu gerginlik devam etti. Yine sahaya atılan maddeler vardı. Trabzonspor maçı 2-2'ye getirdi. Daha sonraki bölümlerde Batshuayi'nin attığı golle 3-2 oldu ama bu maddeler hep atıldı. Bir örnek vereceğim size. Mesela kaleci Livakovic yerde yatarken onun üstüne gelen bir madde var. Büyük bir ihtimalle bozuk para olabilir. Çenesinde bir yarılma oldu. Diğer oyunculara da gelen işte suyla dolu pet şişeler sahaya yağmaya devam etti. Bunlar bittikten sonra saha içinde Fenerbahçeli oyuncular galibiyeti kutlarken bir anda ortam gerildi. Sahaya girenler oldu. Bu engellenemedi ve o sırada da siz de fotoğrafları da görüyorsunuz. Maalesef hoş olmayan görüntülerle tekrar karşı karşıya kaldık. Şimdi tabii yani seyircinin sahaya inmesi. Duyamıyorum ben sizi. Ercan Taner, duyuyor musunuz şu anda? Duyuyorum, evet, şu anda duyuyorum. Mesela çok kalabalık bir şekilde yani seyirci nasıl sahaya inebilir? Ya bu şimdi gerçekten böyle yani cevabı verilmesi gereken bir soru değil mi? Üstelik yani Fenerbahçe Trabzonspor maçları. Hani çok da gerilimli geçer, tansiyonu yüksek maçlar. Ya hiçbir maçta olamaz da çok ayrıca böyle güvenlik önlemlerinin alınması yani böyle bir şeye mümkün olmaması gerekiyor. Bu güvenlik olayını Halil Umut Meler olayından sonra defalarca konuştuk. Tabii. Görüyoruz ki özel güvenlik görevlileri görevlerine devam ediyorlar ama engelleyemezler. Bu işin eğitimini Türkiye'de sadece Türk Emniyet Teşkilatı almıştır. Saha içindeki bu güvenliğin çok iyi sağlanması gerekir. Ama diyorlar ki UEFA saha içinde fazla emniyet görevlisi görüntüsü görmek istemiyor. UEFA kendi açısından haklı olabilir. Fakat bu karşılaşma lokal bir maç, büyük maç, gerilimli maç, stresli maç. Her türlü önlemi almak zorundasınız. Tabii. Hiç hoş olmayan korner direği sökülmüş, oyuncunun üstüne gidiliyor, oyuncularda bazılarına darp edildiği iddiaları, fotoğrafları şu anda sosyal medyada dolaşıyor. Bunlar Türk futbolu için iyi şeyler değil. Bunu defalarca sizlerle paylaştık yayınlarımızda. Bakın biz İtalya ile Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği yapacağız. Artık 30 yıldır yaşıyoruz neredeyse bu sahaya yabancı maddeler atılmasını. Bir aşama daha atlamış durumdayız. Sahaya giriliyor artık. Bugün sahaya girildi, yarın öbür gün maç oynanırken de sahaya girilecek. Çünkü daha önce de bazı yerlerde böyle vukuatlar yaşanmıştı. Bu işin sonu nereye varacak? Ercan İnanın Taner, ben bilmiyorum. Bir de ben araya gireyim. Bir de hani Fenerbahçe Trabzonspor dendiğinde Trabzon'da Fenerbahçe'nin maç oynadığı zamanlar bir de özel bir dosya yani her seferinde bir olay oluyor. Ya kurşunlanma evet. Hikayesi vardı. Şimdi dolayısıyla doğru dönüşü oldu, doğru. Evet yani bütün böyle bir geçmiş varken mesela bu şeyi merak ettim. Gerçi siz hani UEFA dediniz ama kurşunlanma olayı terörist bir saldırı olarak biliyorsunuz araştırılıyor hala. Ama işte hala failler ortada değil, evet. Şeyler çıkarılmış değil ortaya. Yani o bir sürü hikaye var. Ben mesela burada evet. Şunu merak ediyorum.
Bu tarz maçlarda güvenlik şeyi belirlenirken, alınacak güvenlik önlemleri belirlenirken, mesela burada ne kadar Trabzon Emniyet Müdürlüğü, yerel makamlar etkili ve son karar verici ya da kulüplerin isteği, talebi ne kadar etkili? Var mıdır mesela kulüpler özel olarak şey diyebilirler mi? Ben özel olarak burada güvenlik görevlisi istiyorum, özel güvenlik önlemleri istiyorum. Ya da Trabzonspor şey diyebilir mi? Hayır, ben bu kadar güvenlik önlemi istemiyorum sahamda. Merak ettim. Böyle stresi yüksek maçlarda Emniyet Müdürlüğü mutlaka olağanüstü önlemler alabilir. Ya kulübede bunu söyleyebilir, risk var diyebilir. Kulüp de zaten bunu kabul edecektir. Seyircilerin arasında olsun, saha kenarında olsun, mutlaka güvenlik kuvvetleri sayısının arttırılması gerekir. Böyle gerilim ve stresi yüksek maçlarda. Ama tekrar söylüyorum, ya Avrupa Futbol Birliği, UEFA işte bu kadar çok güvenlik, ya polis, bunları görmek istemiyorlar ama bizim ülkemiz gerçekten farklı ve iş kötüye gidiyor. Bugün bir Avrupa Kupası maçında, UEFA Kupası ya da Şampiyonlar Ligi maçında bu görüntü yaşansa bir Türk takımı 5 ya da 6 yıl Avrupa Kupalarından ihraç edilirdi. Bunu size söyleyeyim. Bunun karşılığındaki cezalar bu. Yani sahaya girme, oyunculara saldırma. Tabii. Bunun cezası 4-5 yıl Avrupa Kupalarından ihraç ediliyorsun. Az önce bir fotoğraf gördüm. Ama bizim ligimizde hiçbir şey olmuyor. Ercan Taner. Bu arada lütfen sizin de eğer sorunuz varsa, özel olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Az önce bir fotoğraf gördüm. Yanlış görmediysem Fenerbahçeli futbolcular kendilerini, ben öyle tarif edeceğim şimdi, savunmak için. Hah şu mesela, onun mesela yumruk. Değil mi? Yumruk atıyor şu anda. Evet. Ceza alırlar mı? Yoksa meşru müdafaa, savunmaya mı girecek bunlar? Nasıl oluyor? Yeşil sahada meşru müdafaa olayı kabul edilmiyor. Ya yani böyle kabul ediliyor ama ceza alıyorsunuz. Centilmenlik dışı hareket olarak değerlendiriliyor kurallar içinde. Ha, tıpkı bizim bu hakemmeler olayından sonra işte sosyal medyada çok gündeme gelen De Souza olayı gibi. Doğru mu? De Souza olayı. De Souza ceza aldı. Ceza aldı. Yıllar önce Beşiktaş'ta Fernandes vardı. Ona bir saldırı olmuştu. Fernandes kendini savundu, ceza aldı. Oyuncular karşılık verdiği anda futbol oyun kuralları çerçevesinde centilmenliğe aykırı hareket olarak kabul ediliyor. Tabii ceza almaları bir de... Oyuncuya yumruk atanlara ne ceza veriliyor? Ben o mesela taraftarlar yani. ne alıyorlar mesela onlar bu cezayı alırken? Bir de Trabzonspor kulübü de herhalde burada ciddi ceza alacak. Şimdi Trabzonspor ceza alacak ama taraftarlar işte gerekirse gözaltına alıyorlar. Soruşturma sonucunda savcılık gerek görürse tutuklamaya gidiliyor. Sonra mahkeme derken bir bakıyorsunuz çıkmışlar. Ya bu işin sonu uzun vadede unutulup gidiyor. Türkiye'de çünkü böyle olaylar ilk defa yaşanmıyor. Yaşanıyor, tekrar ediyor. Yaşanıyor, tekrar ediyor. Olayın sonucu ve finali yok. Tarık Koca serbest kaldıktan sonra. Yani evet. Hayır, daha önce de öyle. Daha önce de öyleydi. Bu arada hakem Meler miydi? Söylediniz de ben kaçırdım mı acaba? Evet. Halil Umut Meler, evet. Halil Umut Meler. Yani... İşte Faruk Hoca'nın... Aralık ortasında oldu. Ya inanılmaz yani onun yönettiği evet. Bir maçta da... Bu arada siz de söylediniz ya... Bilmiyorum ki orada hakem olarak mesela doğru değerlendirmeyi yaptım, onu da sorayım size. Dediniz ya başından beri çok cisim atıldı, çok yabancı madde atıldı sahaya. Zaten gerginlik vardı. Hakem orada doğru inisiyatifle gitti mi sizce? Hakem maçı bitirmeye gitti. Bu bir uluslararası karşılaşma olsa hakem çok düşük puan alır. Ha. Ama Türkiye'de bu maçı bitir diyorlar. Uluslararası çerçevede bir atıldı, iki atıldı, üç atıldı. Bir de dikkat edin, yardımcı hakeme gelen madde var. Maçın yardımcı hakemine. Burada yapılması gereken, hakem düdüğünü çalacak, yardımcılarını yanına çağıracak, soyunma odasına gidecek ve kulüplere diyecek ki takımlara, ben maçı tatil ettim. Bundan sonrası artık Top Futbol Federasyonu'nda. Yapılması gereken normal uygulama bu. Dediğim gibi bir Avrupa Kupası maçı olsa hakem çok düşük puan alırdı. Şimdi Halil Umut Meler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak mı, almayacak mı? Elit hakem kategorisinde bu maçı seyrederlerse ne düşünürler bilemiyorum. Yani